Selam abi, merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir soracak olursanız biz de iyiyiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Evet can dostlar. Bugün bizi soracak olursanız çok şükür Allah'ıma iyiyiz. Şöyle ben kısır hazırladım arkadaşlar. Bu kısır ne diye sorarsanız bizim ara öğünümüz Hümeyra ayına. İnşallah yaparız, yiyeceğiz adiyetimizi, uygularız, yerine getiririz. Dur oğlum, onu da alın. Biraz ortalık karışık. Evet arkadaşlar, Hümeyra bir bakkala kadar gitmişti. Malzemelerini de hazırladım, hazır doğradım. Bu yeşillikte çok arkadaşlar. Niye çok? Böyle Yusuf'a, Gamber'e, Enes'e de öğlen yemeği yaptım. Patates haşladım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Patates haşladım. Yumurtamı haşladım, soydum. Ondan sonra acıma doğradım hepsinden, salatalığından, maydanozundan. Şöyle bir karıştırdım arkadaşlar şurada elimle. Bunları da mercimek çorbam var arkadaşlar, dünden kalma. Dün yapmıştım mercimek çorbamı da. Ondan sonra. Üstüne mi katacaksın lan? Hani geçen yaptırdık ya biz. Biliyorum be. İkimize. Ben yapılışını görmedim ki ama. Sen iyi oldun. Sen de şiir ay gördün ya işte. Ama görmedim işte ayetlerken. Bundan yağ falan dökmedim arkadaşlar. Yağ. Ondan sonra cime tuz falan atmadım. Kısırımın içinde atacağım. İçim bir değişik oldu anne. Elim kıçırdı diye ondan. Bir hani kumandamızın ortasındaki beyaz şey var ya anne. Evet. Hani elimizden öyle yapıyor ya. Evet. Öyle yaptın hiç adamla hiçbir değişik oluyor. Evet arkadaşlar, bu arada herkese hayırlı cumalar. Herkesin cuması hayırlı mübarek olsun. Allah'ım herkese her şeyi istediğine varsa bu mübarek günde nasip etsin. Hastalarımızda şifa, dertlerimize deva versin. Kurban oldum Allah'ım. Şöyle katıyorum arkadaşlar, fazla olmasın. Çünkü daha bunu patatese katacağım. Tamam. Biz de şöyle yapalım. Birazcık da yağ yapalım arkadaşlar. Çok değil yağısı da. İçim yaptım arkadaşlar. Bunlar işi vardı Meran'ın, gittiler. Isırımın içine de bir iki soğan yaptım arkadaşlar. Bir tane domates rendeledim. Bir tane biber yaptım. Hepsinden olsun ki vitaminini alalım diye. Çoğunuzu da biberle alalım Enes. Başladım ben. Yaparken canım bir istedi anne. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Domates sulu oluyor diye domatesi doğramadım arkadaşlar. Salatalık, morilana yaptım. Marul yaptım. Soğan yaptım. İçine maydanoz yaptım. İsteyen her şeyi yapabilir. Şöyle yaptım arkadaşlar. Güzel oldu valla. Tadına bir bakalım. İnşallah tuzlu falan olmaz. Geçenkinden güzel oldu bu, biliyor musun Amir? O sulu gibi olduydu arkadaşlar. Niye sulu gibi oldu? Niye? Suyunu fazla kaçırmışsın bir. Domates yapmadın. Bir de domates doğradıydın iki. Suyun çoğu yaptı. He? Su dirkene. He? Su dirkene yani. Şeyla ısıra ısıra diyorum ya. Ha. Onu da çok oldu yani, anlayacağım. Biraz yeşillikli olsun arkadaşlar. Ağırlık olsun, yeşillik ağırlık. Ağırlık olunca güzel. Şimdi tabaklarıma da koyayım arkadaşlar, bir güzel. Hümeyra da bekliyor yazı kadar ne diyor. Aa, saatimiz geçmesin. Bir saatlik yiyor arkadaşlar. 2.30'da öğle yemeğimiz. Saat 5'te ara yemeğimiz. 8.30'da tekrardan o mama gibi şeyini bitiyor arkadaşlar. Şirkini bitiyoruz. Şirk mi? Şirk mi anladın? He. Ondan sonra açalım. İçtiğiniz o değil mi anne? Böyle içtiğiniz demiyor musun? Onu ben de seviyorum, biliyor musun? Ben onun daha da tatlı. Şöyle koyayım arkadaşlar. Sana da koyacağım, tamam mı Enes? Eli Gamber'de hasta arkadaşlar bu ara. Kahveye giri yatıyor. Kahveye giri yatıyor. Çok olmasın. Garip anlarım.
Bundan sonra yemek falan yok arkadaşlar. Yemek ne yemiyor? Siz mi yemiyorsunuz? Çok da kendini de yani insan hani şey hissediyor. Gücünü hissediyor. Yani böyle ağaç falan kalmıyor. Tamam. İyi oluyor. Sana da koyayım mı şimdi Nesciğim? Koy. Tamam bekle annem sana da koyalım. Burada iç. Lavabomuzun içine şey yapma çekip ama şöyle. Al sana da. Yeter mi anne? Yeter yeter. Biraz daha tamam. Abinizin. Tamamdır. Şöyle yapalım. Allah bugün ne var ya da aşı vurdurduk. Ağlar durdu kayra arkadaşlar vallaha. Zaten ağlıyordu. Evet. Yapıyorsun bu işi anne ya. Hı? Yapıyorum bu işi. Yani yani. Şöyle bir toprak yani tabağa falan gerek yok değil mi Nesciğim? Aynen. Şöyle arkadaşlar. Benimkini yapmana gerek yok anne. Değil mi? Evet. İnşallah. Evet arkadaşlar şimdilik biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra Enes'in gamberimin Yusuf'un karnını doyururken tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Yusuf canı geldi. Patatesini soyuyorum. Şimdi onlara patates salatası yapacağım. Çorbamı da ısıtıyorum arkadaşlar. Leyla da ne var ya mama yapıyor bu arada. O kaynar su değil miydi diyor Leyla? Bilmiyorum. Kaynar su değil mi? Kapat bence. Nasıl ya zarar olmaz. Zarar olmaz. Da var gibi mi yok gibi mi? Var varsın. Bugün de bahar salatamız yapalım arkadaşlar. Yarın valla kere. Patatesinde birisi beyaz birisi siyah gibi çıktı. Ne oluyor bilmiyorum. Haşlardan aldığımız en bize kızartmalık diyorlardı ne? İki şey aldık ya. Öyle mi aldık ya? Bir pişirmeli kaldı. Bir küçük de ne aldık? Bir de senin bizim kızartmalık aldık. Yavaş olsun, şunu da yoluna koyun. Diğerini kullana duralım incelik. Evet. Bak anne iki almış şu suattan. Geçen ilk doğum yaptığında da aldığımızda ikiliydi biliyor musun Meyra? Biliyorum da o böyle de 900 değil. Ne mi? 800 100 gram fazla işte. Daha bunlar da yeni gelmişim. Buram yeni geldi bilmiyorum. Nasıl iyi olmuş be anne? Ben yaptım ağlam mı olma? Hatta ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bir arkasında yiyorsan iyi olur anneciğim sessiz. Evet canlarım. Annem şöyle patateslerini doğradı. Onun salatayı zaten böyle yaptıydı. Hazırladıydı. Hazırlamıştı. Şimdi de yumurtalarını doğrayacak. Vallahi arkadaşlar annelerinizin kıymetini bilin canlarım. Biraz kibar konuşmak istedim bugün nedense. Evet anneler her zaman değerlidir. Anneler anne gibi annedir. Evet arkadaşlar farkındaysanız babam gitti gideli ben hep her gün buradayım. Sağ olsun annem de yemeğimizi de yapıyor, bulaşığımızı da yıkıyor, çocuğuma da bakıyor. Doğru. Öyle yani arkadaşlar. Çok anne durmuyor. Yusuf da geliyor, Meyla da ıslanıyor, evimde, babamda diyor. Gerçekten var da arkadaşlar bir uyandı mı tam uyanıyor. Bayağı böyle 5-6 saat neden uyumuyor neredeyse. Uyuyor uyanıyor arkadaşlar. Şekerleme evet. Yapıyor. Onu da tam ben işimi koruyacağım. Ya ağlayır ya sızdalanıyor Deniz abi. Bugün de aşı yaptırdık ya arkadaşlar. Orada belki arkadaşlar. Annem burada kalırım. Ateşleri nedir belki bakamam. Korkarım bana belli olmaz. Yok inşallah bir şey olmaz. Ağrı kesici verecek de. Yani ne bileyim ben orada da işiyor burada da işiyor. Ya bizi oraya gidecek. En iyisi buraya gelmesi daha mantıklı. Bizim güvencilerimiz var. Ben Enes gittik miydik orada durmuyor. Sızılıyorum diyor. Anneannesine oraya bile gitmiyor Enes. Çünkü internet yok diyor. Top oynayamıyor. Annemin süpürgeleri var. Süpürgeyi kırarsınız diye sızalanıyor. Hmm. Orada da Hümeyra Gül'ün interneti yok öyle sıralanıyor.
En iyisi bizim bura arkadaşlar. Hem Selin hem Ferah. Aynen öyle. Evet arkadaşlar şöyle bir bak. Vallahi arkadaşlar bazen diyorum ki iyi ki de köyden evlenmişim. 5 yumurtamı soydum arkadaşlar. Güzelce doğradım. Patatesimi de doğradım. Şöyle yeşilliğimi de döküyorum. Ana tüh önce şişsin pul biberini asladım da öyle şişledim hepsini. Olsun bağlı ya üstüne şişin. Domates doğramayayım arkadaşlar. O sular duruyor. Bizim mısırımızda da rendeledim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar eğer soracak olursanız kısıra sadece bir yemek kaşığı kadar yağ döktük. Yani tabii ki bir yemek kaşığıyla pişen bütün yemeklerden yiyebiliriz öğle yemeklerinde. Tuzunu at, biberini de at bulmuş. Ben mi atayım? Durdur istersen at, ondan sonra başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle annem gerçekten çok güzel görüküyor. Keşke ben de öyle bundan yiyebilseydim. Ama bizim maalesef bir menümüz var şu bir hafta salı gününe kadar. Evet arkadaşlar ince hemen tabağımdan şöyle elimi de sileyim halıma. Oy anam vay. Erkeklere nasıl olsa bir şey yok ne anne? Hayat onlara güzel. Niye yalan? Çalışıyorlar geliyorlar. Ha, tabii. Daha açıldım ne anne size diyorlar. Tabii ki eve ekmek getirirler ama yani getirirken de biz onlar akşam eve gelene kadar neler yapıyoruz? Hoşuma gider Yusuf'a. Yusuf'a dağılır mı arkadaşlar? Ana şimdi de unuttum biliyor musun? Anam kapat. Ağzını üstü aç. Onu ben de unuttum. Yok tam yoruldu canım. İyi aman ay. Aman iyi. Allah'tan gördük ya. Ben de unuttuydum valla. Evet arkadaşlar ya. Olacak gibi değil bu işler. Oh. Vay. Kezban teyzenizi de unutmuyorum arkadaşlar bu arada da. Kezban teyzenize de gönderiyorum. Canım anacığıma. O da benim canım. Neyha diyor ya. Aynen tabii neye? Ben dün akşam şöyle düşündüm arkadaşlar. Gerçekten bunu giderken düşündüm anne. Bir baktım anneannemin lambası kapalı yatıyor. Televizyonu aç. Ben dedim annemin yanından geliyorum dedim bak mesela. Yarın yaşlanınca da bırakmam ya annemi diyorum biliyor musun? Böyle bir düşünüyorum oluyor. Valla. İşte. Hani yani şimdi mesela geliyor ya. Mesela yine seni yalnız bak. Bir anda üzüldüm ebemin haline mesela. Şimdi bu kadın mesela dün bizim yanımızda gitti işte arkadaşlar. Sonra evine gitti. Yalnız ne kadar kötülük ya kötü yani. Gündüzler idare edebilir. Giriyor çıkıyor ya gündüzler. Mesela yanında bir konuşacak bir ses verecek kimsesi yok ya. Üzülüyorum yani anneanne. Zaten o çalışıp geliyor arkadaşlar. O gelip ilgilenemiyor. Gelse de bir halini hatırını soruyor. Çünkü o da yorgun oluyor yazık. Aynen. Gece oturamaz yani. Gündüz annem bize geliyor. Ya daha bize de vallahi var ya arkadaşlar bir dün dolu dolu oturdu ilk defa. Onda teyzemgil var diyeyim. O da dün de ablamla hasta yoklamaya diye geldiydi arkadaşlar. Oradan da bize geçtik. Neredeyse o da onu da yapamazdı. Aynen öyle. Hastamız vardı arkadaşlar onu ziyarete gittik. O da buraya geçti. Burada oturdu yani ilk defa. Şu çorbanın güzelliğine bak ya. İçeceğim. De son 3. gün mü öyle bir şey içiyorsun herhalde. Ya ne zaman ki cumartesi yarın mı içiliyor ki? Herhalde yarın içilecek. Yusuf, hani. Gambir hadi gelin. Hadi annem. Şey diyor ya anne. Olmaz mı? Salata, çorba diyor ya patates salatası yaparız biz de. Yaparız, böyle yaparız. Bir de çorba yaparız yanına. Evet arkadaşlar. Hep beraber. 8. gün mü ne? Çorba salata. Hı? Biz de böyle yaparız. Hı, şöyle. Buyurun dostlar gelin. Gel hayatım. Gel. Bir şey olmaz gel. Evet arkadaşlar şöyle poğaçamı da göstereyim sizlere. Çok güzel oldu. Bir de arkadaşlar ben... Arkadaşlar şu kase bir güzelmiş ki bollanmışlı. Gerçekten valla.
Neva'ya şöyle bir tişört aldım arkadaşlar ben de internetten. Sadece bedenini denemek için yani. Bir de arkadaşlar benim aldıklarıma çok küçük meyradimizsiniz. 2-3 aylık olduğunda da giysin demişsiniz ama çocuğa şimdi bu oluyor arkadaşlar. Alsam da haral gibi giyse o da olmaz yani. Boğazım gıcıklandı. Hep mi ustu? Allah. Allah. Ama sana tek geldi ya Yusuf. Annesi şey içirdiydi. Mama. Mama. Evet arkadaşlar. Şunu da koyun. Şöyle ortaya. Şurada oyuncaklar. Böyle. Yusufça seviyor. İkinci görüş. Şöyle bir bas. Yusuf yarın marmurindeyim mi annem önce? Ne oldu? Al da yanındaki. Şöyle. Ne boşumuza da aşı vurdurduk dediğimiz gibi arkadaşlar. Bugün ağladı ama babasına bakışın annem. Evet arkadaşlar şöyle. Şey diyorum arkadaşlar şu cam neydi bu? Bor camlar bor cam. Kullanmıştık arkadaşlar. Vallahi Kezban'ım ağlıydı evim hayırlı olsun. Mutfağım hayırlı olsun. İyi ki daha almış. Allah'ım razı olsun ondan. Bunu mesela şimdi çorba koyacağım arkadaşlar. Buna da anneme patates koyup böyle götüreceğim. Allah arasın ha. Ya. Bunu da kullanmışlar. Tabağı olduğunu da kızım Ayşe söylediydi vallahi. Hmm. Yani ben bunu sadece kapak olarak biliyordum. Neyse buna yemek de koyuyormuş. Mesela kahvaltı şeyleri. Doğru. Şöyle bir de çorbamı koyma arkadaşlar anlamı. Hemen gideyim bunu da birim gelip sıcak ayran içsin. Şu fazla içmez anne çok. Hiç kapağı kapanmaz şişiyor. Zaten şöyle koyacağım ben. Yok şişiyor olur diye. Şöyle birazcık çorba. Anne nasıl iyi vallahi. Hiç öyle şişi yok. Yemek aramaz. Kalırsa aklımı da atıştırdılar. Aynen. Çok koymak diye. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle sunumlukta yaptım. Altına da değmedi. Bakın çorbam da altında kaldı. Meyran poğaçası da burada arkadaşlar. Bunu da çıkardın mı Meyran? Çıkar çıkar anne. Şitmesin. Altı kızarmış bak. Şurada şöyle var. Evet arkadaşlar mutfağımız biraz garsambalı olduğu için şimdi Yusuf yemeğini yesin. Bizimkiler gelin mor baksın. Baksana. Enesinden haber birer poğaça yediler. Onu şişe saydılar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere canlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yorum yapmayı, like atmayı, izlemeyi unutmayın canlar. Bol destek. Bol destek.